Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yozgat'ın sorunlarını ve taleplerini bir kez daha gündeme taşımak için söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Başkentin yanı başında 2 saat mesafede ve Anadolu'nun merkezindeki Yozgat ilimiz, Orta Anadolu'da bulunan 13 il arasında gelişmişlik endeksinde maalesef 13. sırada olup 81 il arasında 65. sıradadır. 414 bin nüfusun 120 bini fonlardan alınan yardımlaşmayla yaşamlarını sürdürmektedir. Buğday, şeker pancarı ve nohut üretiminde ilk üçte olan, yeşil mercimek üretiminde birinci olan, tarımda, hayvancılıkta, termal turizmde önemli potansiyellere sahip olan, zengin orman ve doğal güzellikler içinde barındıran Yozgat'ımız neden gelişmiyor, neden hızla göç veriyor? Bunun sebebi bunca potansiyeli ortaya çıkaracak bir siyasi iradenin olmayışıdır. Verilen vaatlerin unutulmasıdır. Yozgat'ı değil, kendi bekalarını düşünen etkisiz yetkililerdir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ilk olarak 1970'lerde Yozgat'tan götürülen askeri birliğimizin yeniden Yozgat'a kurulması ile ilgili Yozgat hemşehrilerimin taleplerini iletmek istiyorum. Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda kürsüde konuşan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Temmuz 2014 tarihinde acemi birliği isteyen Yozgatlara, "Yozgatlı'ya acemi birliği yakışmaz, size usta birliği yakışır," diyordu. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yerel seçim için geldiği Yozgat'ta 25 Şubat 2019 tarihinde yine aynı meydanda yeni askeri eğitim birliklerinden ilki Yozgat'a kurulacak diyor. Verilen sözlerin üzerinden yıllar geçti ama Yozgat'a ne acemi birliği ne de usta birliği geldi. Yine dönemin Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz'ın 2011 yılında Yozgat'ta yapmış olduğu ziyarette Yozgat ve Sivas'ta savunma sanayi yatırım yapılacak diye verdiği müjdenin karşılığını sadece Sivas aldı. Yozgat yine eli boş döndü. Bu vaatlerin